أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين Rabbimize hamdü senalar olsun. Peygamber Efendimize, onun âline, ashabına salat ve selam olsun. Değerli izleyiciler, bu programımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisiyle başlamak istiyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Bu ayda, yani Ramazan'da bir farz işleyen diğer aylarda işlemiş olduğu farza nispete 70 kat daha fazla sevaba nail olur. Ramazan ayının bir başka anlamı, bir başka faydası, bir başka fazileti, bir başka hikmeti de burada gizli. Yani 70 kat daha fazla, diğer zamanlarda yapılan bir ibadetin sevabının 70 kat fazlasını bu ayda Allah Celle Celaluhu bizlere verecektir inşallah. Bir başka hadis-i şeriflerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Ondan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık kapı kapanır. Kimse oradan giremez. Tirmizi'nin rivayetinde şu ziyade de var. Oraya kim girerse ebediyen susamaz. İnşallah Rabbim o kapıdan tüm İslam ümmetini girmeyi nasip eyler. Ve Yüce Rabbim inşallah bizleri orada susamayan ve Havz-ı Kevser'inden faydalanan, içen kullarından eyler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadislerinde, kim bir oruçluya iftar ettirirse kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz. Bu hususa da yoğunlaşmak gerekir. Özellikle şu son zamanlarda misafirliğin bittiği, birbirimizi artık misafir etmediğimiz, misafir etmeye veya misafir olmaya zaman bulmadığımız şu zamanda inşallah bu oruç ayı, Ramazan ayı vesile olsun, birbirimizi misafir edelim. Birbirimize iftar verelim. İftara çağıralım. Özellikle fakirlere, bu hususta zayıf olan kardeşlerimize, ama genel anlamda da komşularımız olsun, akrabalarımız olsun, arkadaşlarımız olsun, tanıdıklarımız olsun, kim olursa olsun fırsat buldukça iftar ettirmeye çalışalım. Toplu iftarlar verilmekte, bu da güzel bir adet. Fakat toplu iftarlarımız bir gösteriye, reklama dönüşmekte. Hepsi mi? Hayır. Samimiyetle verilen, reklama dönüşmeyen iftarlar eyvallah. Ama birçok iftar görüyoruz ki maalesef reklama dönüşüyor. Orada sanki adam boy göstermek için, efendime söyleyeyim, yani işte herkes yaptı, falanlar yaptı, işte biz de yapalım. Sakın böyle bir vehamete düşmeyelim. Böyle bir niyetle iftar ettirmeyelim. Bir defa o verdiğimiz, yaptığımız masraf da boşa gider. Maalesef onun sevabından da kesinlikle faydalanmış olamayız. Bu açıdan ibadetlerimize zaten samimiyet yüklemeliyiz. İyi niyet yüklemeliyiz. Niyetimiz Allah için olmalı. Allah için iftar ettirmeye çalışalım. 10 kişi, 5 kişi, 3 kişi, 1 kişi, 2 kişi, her neyse çeşitli günlerde iftar vermeye çalışalım. Yani bir defada verdik bitti olmasın. Hem misafirliğimizi artırmış olacağız, misafirlik noktasına yoğunlaşmış olacağız, hem de sevap kazanmış olacağız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Kim bir oruçluya iftar ettirirse kendisine onun sevabı kadar sevap vardır. Üstelik onun sevabından da hiçbir eksilme olmaz buyurdu. İnşallah bununla birlikte Ramazan'da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın birbirimize karşı sevgimizi, yani nasıl birbirimize maddi olarak ikramda bulunuyorsak sevgimizi, muhabbetimizi, dostluğumuzu da
birbirimize ikram etmemiz gerektiğini burada hatırlatmış olayım. Oruçlu için iki sevinç vardır buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Biri orucu açtığı zamanki sevincidir, diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Evet, oruçlunun ağzından çıkan koku ona halüf deniliyor. Allah indinde mis kokusundan daha hoştur. Gerçekten oruçlu insanın iki sevinç anı, orucu açtığı zamanki sevinci ve diğer de Rabbine kavuştuğu zamanki sevinci. Rabbine kavuştuğu zamanki sevinci ile onu birbirine benzetiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bir kişi buyuruyor, eğer Müslüman olarak ölürse tekrar geri dönmek istemez, şehitler hariç. Geri dönmek istemeyenler ne derler? Biz daha sevgilisini bulduk. Kimden? Annesinden, babasından, eşinden, çoluk çocuğundan, sevdiklerinden, dünyadan daha sevgilisini bulduk. İşte bundan dolayı geri dönmek istemezler. Bu şekil bir haz, bir zevk elde ederler. Şehitler dedik sadece dönmek isterler. Onlar öldükleri zamanki o üstün hazzı ve tadı bir daha tatmak için bin kez Allah için dirilmek ve Allah için ölmek isterler. Bu hadisi okuyunca hep bu aklıma gelir. İnşallah Yüce Rabbim bizlere bu iki sevinci yaşatsın diyoruz. Orucu açtığımız zamanki sevinç gerçekten o kadar mükemmel ki bir başkasını da bu noktada sevindirmeyi de bizlere nasip eylesin inşallah. Değerli izleyicilerimiz, tövbelerin en çok kabul edildiği, ibadetlerin ve duaların geri çevrilmediği, diğer zamanlarda yapılan ibadetlere nazaran kat be kat fazla mükafatın verildiği, rahmet ve mağfiret ayının fırsatlarını kaçırmayalım. Ölüm bir zaman işi. Ne olur ne olmaz. Ecel erkenden bizim de kapımızı çalabilir. Rabbimizin huzuruna temiz çıkmanın gayretini gösterelim. Onu da inşallah oruç ayında, Ramazan ayında bunu en iyi şekilde değerlendirelim ve bu fırsatları kesinlikle kaçırmayalım. Belki bir sonraki Ramazan'a yetişmeyebiliriz. Bir sonraki Ramazan'ın mağfiretinden, rahmetinden, sevabından faydalanmayabiliriz. Onun için o niyetle Ramazan'a, bu oruca başlamış olalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kıldığın namaz son namazınmış gibi kıl buyuruyor ya, bu Ramazan'ımızda sanki bizim için son Ramazan'ımızmış gibi değerlendirip onu feyzinden, bereketinden ve hikmetinden en güzel şekilde faydalanmaya, yararlanmaya çalışalım. Öyle faydalı, öyle faziletli ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Oruçta tutulmayan bir tek orucu, bir hadiste bir yıl boyunca, bir diğer hadiste bir ömür boyunca oruç tutsanız onun sevabına, faziletine erişemez buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu kadar güzel bir ibadeti inşallah kaçırmayanlardan olalım. Ve bugünkü programımızın da sorusuna geçelim. Değerli izleyiciler, denize girmekle oruç bozulur mu diye çokça sorulan bir soru. Veya bazıları da oruçluyken duş almak, banyo yapmak orucu bozar mı, bozmaz mı? Ağız ve burundan su kaçırmamak kaydıyla denize girmek veya banyo yapmak, duş almak orucu bozmaz. Fakat denize giren kimse yüzme esnasında, gelen dalgalar karşısında veya başka bir şekilde su yutabilir. Bu itibarla oruçluyken denize girmekten kaçınmalıdır. Bu inceliği de bu şekilde bilmesi gerekiyor. Yani keyfi durumlarda oruca zarar getirecek ihtimali bulunan işlerden ne kadar uzak dursak bizim için o kadar faydası olur. Çünkü denize oruçluyken
Gireriz, orucumuz bozulmaz ama dalganın neticesinde su yutarsak orucumuz bozulmuş olur ki bu da kazaen bozulmuş olur ve yerine bir tane kaza etmemiz gerekir diyerek bu sorumuzu da cevaplamış olduk. Değerli izleyicilerimiz, yine programımızın sonunda diyoruz ki ya Rabbi, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın, dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Bize de iyilikler nasip eyle. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin. Dualarımıza kabul eyle. Amin diyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.